15. gebelik haftasındayız. Cinsiyeti öğrenmeye çalışıyoruz. Tahminden daha ziyade bugün erkek mi kız mı onu belirleyeceğiz. Öncelikle bir kere şunu söylemek lazım. 15. haftadan önce, ki bu aslında 15. haftadan birkaç gün önce bakılan cinsiyetlerde yanılma payı olabilir. Bu arada bacak arasına alttan bakıyoruz şu anda bebeğin. Bacak arasında bir şey görünmüyor. Ama bu mutlaka kız anlamına gelmeyebilir her zaman. O yüzden bakmaya devam ediyoruz. 15. haftadan önce cinsiyet yanıltıcı olabiliyor. Kaldı ki ben maillerden okuyorum, yorumlardan okuyorum. 20. haftada, 25. haftada, 30. haftada bile yanılma olabiliyor. Öncelikle doktora ısrar etmemek lazım. İşte tahminde bulunun diye, yüzde kaç kız diye, yüzde kaç erkek diye. Tahminde bulunmak doktoru biraz da zorluyor. O yüzden de diyelim ki tahminde bulunuldu. Ondan sonra bu sanki %100'müş gibi kabul edilip bir daha cinsiyete bakılmıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz daha sonra farklı bir cinsiyetmiş. Şu anda gene bacak arasındayız. Bacak arasına bakmaya devam ediyoruz. Şimdi bu dönemde bu arada renkli dopleri de açtık. Bacak arasında aslında burada renkli dopleri açmaya gerek de yoktu ama başka bir nedenle açmış olabiliriz zannediyorum. Göbek kordonunun sayısını belirlemek için. Çünkü göbek kordonunun iki tane arter, bir tane veni vardır. Ve bu iki arter idrar torbasının, yani o tam bacak arasından cinsiyete baktığımız yerde görüyoruz idrar torbasını. Sağlı sollu gidiyor. Onun için baktık. Başka bir şey için bakmış olamayız. Cinsiyetle alakası yok bunun. Renkli doplerin. Ha, bazen işte derler ya kordon mu acaba pipi zannettiğimiz şey diye, o zaman da ender olarak baktığımız oluyor ama burada esas şey için, göbek kordonunu atar damar sayısı için. Dediğim gibi cinsiyette ısrarcı olmanın bir anlamı yok. Hala bakmaya devam ediyoruz. Bakıyoruz da bakıyoruz. Bacak arasında bir şey görmüyoruz. Bacak arasında erkek olduğu zaman cinsiyet organları net görünüyor desek bile bu bile bazen yanıltıcı olabiliyor. Bir klitoris bazen bir penis gibi gözükebiliyor. Penis gördüğümüz zaman hemen yanlarında testisleri de görmemiz bizi tanıya götürüyor. Bir de bu seviyeden bakanlar da var. Özellikle 14. gebelik haftasından önce NOOP diye bir şey var. NOOP teorisi diye bir şey var. Genital çıkıntı eğer bebeğe paralelse kız, o kesit şu anda gitti. Ama bebeğin yanından görüldüğü kesit işte. Eğer yukarıya doğru bakıyorsa belli bir açıyla erkektir diye. İşte bu kesitte. Bu kesitte ben onu açıkçası çok fazla kullanmıyorum. Ben bacak arasından bakmayı ve 14. haftadan önce de çok bariz değilse eğer, kanalda videolar görebilirsiniz. Çok bariz olarak, ki bariz olanlar da genelde erkek çıkıyor. Çok bariz değilse söylememeyi tercih ediyorum. Bu arada görülemedi, o zaman kız yorumunu da yapmak doğru değil. Onu söyleyeyim. Yani birazcık sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum.